tutkalla yapıştırmaya çalıştığım dairelerin balonun üstünde tutkanın akması nedeniyle tutmadı. O yüzden ben de başka bir çözüm yolu ürettim. Şu şekilde gördüğünüz gibi araları küçük kağıt rulolarıyla sarmaya çalıştım. Bunu nasıl yaptığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Böyle küçük kağıtlar aldım. Kağıtları yine aynı şekilde önceki yaptığım gibi rulolar haline getirdim. Minik kağıtlarımı. Kağıt küçük olduğu için kalın olmadılar tabi. Ah, açılmıyor. Bu şekilde kenarını tutkalladım. Sarıp şiş çubuğundan çıkardım. Çıkaramadım. Heh, çıkardım. Sonra da bastırarak bunu ince bir hale getirdim. Uçlarını makasla alıyorum. Bu iki bölüme yeteceği için ortadan ikiye ayırdım. Sonrasında da şöyle göstereyim. Balonun üstüne tam yapışmış değil. Evet, böyle. Şimdi buraya tutkalı sürüp diğer kısmını da üstüne gelecek şekilde kapattım. Böylece daha kuvvetli oldular. Bunları sonrasında boyayacağım tekrar aynı renkte. Ancak hem zaman alıyor hem de o yuvarlak yuvarlak görüntüyü bozacağı için bununla devam etmek istemedim. Evet, ilk kısmı yapacağım ama daha sonrasında silikon tabancası kullanacağım yapıştırmak için yuvarlaklarımı. İlk başta neden silikonla yapmadım? Yapabilirdim. Ben balonu patlatabileceğini düşündüm silikon sıcak olduğu için. Ama sonrasında denedim. Silikonu sürdükten sonra şöyle 1-2 saniye bekleyip yapıştırınca hem balonun zarar görmediğini fark ettim. Hem de işlemin çok daha kolay ve hızlı ilerlediğini fark ettim. O yüzden bundan sonrasına bu şekilde devam edeceğim. Sadece bu iki sıranın arasını artık böyle başladığım için kağıtla devam edeceğim. Birkaç saniye bekliyorum. Sonrasında ikisinin arasına bunu balona çok denk gelmeyecek şekilde, sadece balonun eğimini verecek şekilde şekillendirip yapıştırıyorum. Böyle çok kolay oldu. Tutkalla inanılmaz derecede kayıyordu. Tutkalın kuruma süresi de fazla olduğu için 20'de tutmak zor oluyordu şimdi. Oldukça kolay oldu bu iş. Tutkalın yapışmama sebebi boyayla, bunları daha önceden boyamış olmam olabilir. Boyamadan belki tutkalla yapsam, daha sonra boyasaydım bu zorluğu yaşamayabilirdim. Daha iyi tutabilirdi. Ama o zaman da boyaması çok zor olacaktı. İç kısımlarını boyamak zaman alacaktı. Bu şekilde şimdi elimdeki tüm yuvarlak halkaları yapıştırmaya devam edeceğim. İkinci sıra da bitti. Üçüncü sıraya başladım.
Bunda bazılarında birbirine yakın olduğu için şu gördüğünüz ikisini ve üçüncüye de değebiliyor yeni halka. Bazılarında değmiyor. İki yerden tutsa bile yeterli olur. Bunu da gördüğünüz gibi değdi. Ay çok kolaymış böyle ya. Ben tutkalla ne uğraşmışım öyle. Bunda değmeyecek sanırım. Şöyle göstereyim. Evet, sadece bu ikisine dokundu. En son işimiz bittikten sonra silikonda iplikçikler oluyor. Onları balondan ayırdıktan sonra tabii saç kurutma makinesi tutarak yok edebiliyoruz. Elime de yapıştı. Bunda karşıya değecek gibi duruyor. O yüzden öyle hissettim. Bu ipliklerin kalması çok da önemli değil. Dediğim gibi saç kurutma makinesiyle onlar geçecekler. Evet. Tamamladık. Tüm halkalarımızı yapıştırdık. Üst kısımdaki beyaz bantları da ben boyadım ama dıştan boyadım tabii. Daha sonra içlerini de boyayacağız. Şimdi geldik en zevkli kısmına. Balonu patlatacağız. Ay, çok korkuyorum bundan. Evet, balon patladı. Şimdi gördüğünüz gibi balonumuzu buradan çıkarmamız lazım. Silikonla yapıştırdığım için bazı yerleri yapışmış zor çıkıyor. İçine eklediğim bantların iç kısmı daha boyanmamış. Onları boyayacağım. Bu haliyle bunu şöyle elimde kalan birkaç tane halka vardı. Bunlarla birlikte ortasını doldurup bu şekilde bunları da ekleyip böyle bir sebzelik, yani meyvelik daha doğrusu gibi sehpanın ortasında da kullanabilirsiniz. Ama ben bunu avize yapmayı düşündüğüm için o yönde devam edeceğim projemi. Şimdi şu evde şöyle bir kuyumuz vardı hazır. Bunu yerleştireceğim. Ama önce şu silikon artıklarından bir kurtulmam gerekiyor. O yüzden saç kurutma makinesiyle silikonların kalanlarını temizlemem gerekiyor. Sıcak silikon olduğu için sıcakta eriyorlar. Şimdi yakın bir şekilde tutuyorum. Fazlalık silikonlarımızdan da kurtulduk. Şimdi dediğim gibi buraya bu avize başımızı, duyumuzu her ne dersek bunu yerleştirmeyi planlıyorum. Yalnız bu kısmın içinde kalabilmesi için biraz geniş oldu deliğimiz. O deliği birazcık daraltmamız gerekiyor. Bunun için de yine bir tane çubuk alıyorum. Kağıt çubuklarımızdan düzleştiriyorum. Ve bunun içine böyle yuvarlak yaparak saracağım. Neyle yapalım bunu? Tutkalla birazcık zor oluyordu. Silikon tabancasıyla yapmak daha iyi olacak herhalde. Silikon
tabancamız. Silikon tabancasıyla iki kat olarak yaptığımda sanırım yetecek. Silikon tabancasını önceden takmadığım için ısınmamıştı. Isınmasını bekleyelim. Abajur diyeyim ya da alizemiz bu ikisinin arasında kalacağı için şu kısmın genişliğini buradan daha geniş olmaması lazım. O yüzden ben şunun etrafını baz alarak yapacağım. Şu kısma saracağım bu kağıdımı. Şu şekilde. Yalnız bir kere ben denedim. Bir kere ya da iki kere sarmak yeterli olmuyor. O yüzden iki tane çubuk kullanmam gerekiyor. Bu çubukları da birbirine birleştirmem gerekiyor. Şu şekilde kestim birinin ucunu, diğerinin ucuna tutup yerleştirmem lazım ve yapıştırmam gerekiyor. Biraz tutkallıyorum ucunu, sivrileştirdiğim ucu diğerinin içine yerleştiriyorum. Böylece biraz daha geniş, uzun olmasını sağlıyorum. Evet, şimdi dolamaya başlıyorum. Bu kısmına doluyorum. Çekim makası. İlk birleşeceği yere tutkalarını sürüyorum. Devam ediyorum. İç çeperi bunu saracak. Dış çeperde buradaki yuvarlak kadar olması gerekiyor. Biraz yine tutkallayalım. Daha sağlam olsun. İkinci kağıda geldik. Bir çıkarıp bakalım. Değiyor mu? Aa, biraz daha sermemiz gerekiyor. Elle de sermeye devam edebiliriz. Bir halka oluşturuyorum. Birkaç yerden tutkal sürmek gerekiyor herhalde. Tam tutması için. Oluşturduğumuz büyük halkamızı da silikon tabancasıyla kenarlara tutturuverdim. Daha sonrasında tekrar hepsini birlikte aynı renk boyayla boyayacağım. İçini de boyayacağım. Kurutup daha sonra verniğini de attıktan sonra kullanıma hazır bir avizemiz olacak. Evet, ortaya çıkardığımız bu ürünümüzü farklı yerlerde kullanabiliriz. Lambadere başlık olarak kullanabiliriz bu şekilde. Ters çevirdiğimizde bu şekilde meyvelik olarak kullanabiliriz. İçine başka malzemeler koyabiliriz. Kase olarak kullanabiliriz. Bu da böyle avize olarak kullanılabilir. Benim asacak yerim olmadığı için şu an diğer avizemin ucuna bağlayarak size gösteriyorum. Bu şekilde de kullanılabilir. Çok şık oldu, çok güzel oldu. İsterseniz bu halkaların sayısını arttırıp balona biraz daha ekleyip yuvarlak hatta da yapabilirsiniz. Top gibi yani. Yaklaşık olarak buna herhalde bir 120 adet halka kullandım. İşte eserim bu.